Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Son 84 gününüz kaldı arkadaşlar. Bu 84 günde çok iyi değerlendirdiğinize sabrınızın, gayretinizin, emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hiç endişelenmeyin. Çalışan kazanır, elması kızarır. Bu bir atasözü. Şu anda sizler bazı denemelerde, bazı testlerde, bazı soru bankalarındaki çalışmalarınızda İstediğiniz verimi alamıyor olabilirsiniz. Bazen yanlışlarınız tahmin ettiğinizden daha fazla çıkıyor olabilir. Ama siz ısrar ettikçe, gayret ettikçe, çalıştıkça sonucunu alacaksınız arkadaşlar. Yeter ki vazgeçmeyin ve sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Günün motivasyon sözüne baktığımızda insan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir. Çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir. Gerçekten bundan yıllar önce yani benim çocukluğumda mesela cep telefonları yoktu. Biz arkadaşlarımızı aradığımız zaman önce annesini açar telefonu merhaba merhaba konuşma. Sonra birileri dedi ki bunu biz taşınabilir hale getirmeliyiz dedi. Ve gerçekten cep telefonu icat oldu. Ve şu anda hepimiz için cep telefonu artık normal bir şey haline geldi. Şu anda icat edilmemiş, keşfedilmemiş birçok şey var. Ve sizler bunları bulabilecek zekada... ...potansiyelde ve gayrettesiniz. Şu anda kazanacağınız liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri ya da farklı farklı şeyler hiç önemli değil. Sizler belki iyi bir şair olacaksınız, iyi bir mühendis, iyi bir futbolcu, iyi bir basketbolcu, iyi bir doktor, iyi bir bilim insanı bilemiyoruz ama kesin olan bir şey varsa sizler bu ülkenin ve bu dünyanın geleceğisiniz. O yüzden kendinize inanın ve çok büyük başarıları elde edebileceğinize emin olun. Yani şu anda basket oynuyorsanız ben Türkiye'nin hatta değil Türkiye'nin dünyanın en iyi basketçisi olabilirim diyebilirsiniz. Ya da şu anda bilimsel şeylere ilgi duyuyorsanız ben dünyanın en değerli bilim insanı olabilirim diyebilirsiniz. Yeter ki vazgeçmeyin ve kendinize inanın. Şimdi sizler orada yine sorular var. Kio isimli bir öğrencimiz demiş ki 3 ay kaldı hocam. Yetiştirebilecek miyiz? Önerdiğiniz test kitapları var mı? Arkadaşlar tabii ki yetiştirebileceksiniz. Hiç endişelenmeyin. Birincisi ve en önemlisi LGS hazırlıkta çözmeniz gereken ilk test kitabı değil de ilk test tabii ki çıkmış LGS soruları. Hatta bununla alakalı her zaman öğrencilerimize söylediğimiz bir üçgen var. Üçgenin en üstünde yani çözmeniz gereken ilk çözülecek şey LGS soruları arkadaşlar. LGS sorularını çözüyorsunuz. Sonrasında örnek sorulara bakıyorsunuz. Örnek sorular da çok önemli. Buradan sonra buradan sonra arkadaşlar bol bol deneme çözüyorsunuz. Çözeceğiniz denemelerin kalitesi tabii ki değerli. Bizler biliyorsunuz hızlama kampında sizlere hem hızlama denemelerinden sorular verdik bugüne kadar işlediniz. Hem de bunu da hediye ettik. Artık netler artıyor. Ana denemelerini hediye ettik ki bol bol deneme çözün diye. Sonra bu çözdüğünüz denemelerde yaptığınız hatalara bağlı olarak diyelim ki denemeyi çözdünüz. Hızlama denemelerinde soru çözerken örnek veriyorum. Buradaki madde ve ısı konusunu yanlış yaptınız. Tamam o zaman madde ve ısı konusunun cevaba Ceyhan dediğiniz zaman Bursa çıktı. Çözümünü izlediniz ama yine de tatmin olmadıysanız diyeceksiniz kardeşim ben bu denemede bundan hata yaptım. Ve kesinlikle bu hatamı telafi etmek adına ve kendime ceza olarak madde ve ıslan 10 soru veriyorum diyerek soru bankasına bak alta soru bankası koyuyorum. Soru bankasından kendinize ödevler vereceksiniz. Burada çok önemli eğer yanlış yapmadıysanız kendinize ödev vermeyin. Yani açtığınız denemeyi örnek görüyorum. Burada işte sözel bölümde sözcükte anlam sorusunu doğru yaptınız. Cümlede anlam sorusunu doğru yaptınız. Bu durumda kendinize sözcükte anlam soru bankasından ödev vermenize gerek yok arkadaşlar. Ama şu kesin en baş yapmanız gereken şey LGS sorularını çözmek. LGS sayısalda, sözelde açtın sözeli çözüyorsun. 2020 olabilir, 2018, 2019, 2021, 2022 hiç fark etmez. Bütün LGS'ler. Açtın diyelim ki işte tekalifi milliye ile alakalı bir soru yanlış yaptın. O zaman bu konuyla alakalı kendine test ödevi vereceksin. Bu da çok çok önemli. Sonrasında LGS soruları çok az. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 6 tane deneme. Bunları siz 2 günlük diye içinize çekersiniz, yutarsınız. İşte ondan sonra, bunlardan sonra yani bu 6 güne bölseniz bile, her gün bir tanesini çözseniz bile ondan sonra hemen normal denemelere geçip hatalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Yasmin isimli bir öğrencimiz demiş ki hocam 90 gün içinde 340 puandan 400 üstüne çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Neden? Çünkü bu son 84 gündeyiz şu anda. Çok değerli. Şu anda yaptığınız yanlışların doğru cevabını unutmayacaksınız. Yani öne görüyorum. İngilizcede eee işte Veyahut da dinde veya inkılapta veya fende veya matematikte. Bir tane soru yanlış yaptınız. Diyelim ki burada yaptığınız 10B dediniz. C çıkmış. Aa bu işte on the phone konusuymuş. Eyvahlar olsun. Burada kelimeyi bilmiyordum. İşte burada join kelimesi. Bunu öğrendin ya. Artık bunu son 84 gün işte unutma ihtimalin yok. Sınavda çıkarsa bu kelimeyi bir daha yapabileceksin. Veya fende bir kavramı unuttun. Öğrendin ya unutmayacaksın bir daha. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı. Matematikte bir soru tarzını işte köklü sayılarla alakalı bir işlem taktiğini unuttun ya. Sınavda Önce yaptığın yanlışı öğrendin ya bunların her biri sınavda aklına gelecek. Dolayısıyla şu anda sınava kadar yaptığınız her bir yanlış çok değerli. Bol bol deneme çözüp, soru çözüp, hata yapıp o hatalarla alakalı kendinizi bilinçlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda mesela şöyle deseydin. Hocam ben işte e, Eylül ayındayım. 340'tan 400 puana çıkabilir miyim? Çıkabilirsin derdim. Çünkü o zaman bayağı uzun bir süre vardı. Şimdi süre azaldı ama bu sefer de sınav yaklaştığı için... Hiçbirini unutma ihtimalin yok. Bu arada bunlardan daha da önemlisi arkadaşlar. Yani bu LGS sorularından, çözeceğiniz denemelerden, soru bankalarından daha önemlisi. Etrafınızda moralinizi bozacak insanlar varsa sizin çalışmanızı engelleyen insanlar varsa onlardan olabildiğince uzaklaşın. Bu insanlar sosyal medyadan karşınıza çıkabilir. Ailenizden birileri olabilir. Arkadaşlarınızdan biri olabilir. Sınava kadar diyeceksiniz ki seni çok seviyorum sevgili telefonum ama sınavdan sonra görüşelim. Seni çok seviyorum Instagram ama sınavdan sonra görüşelim. Seni çok seviyorum kardeşim ama sınava kadar moralim bozma. Seni çok seviyorum Merve, Ahmet, Emre, Doruk ama lütfen sınavdan sonra daha sık görüşelim. Şu anda benim çalışmam gerekiyor demelisiniz. Bu arada yazılarınız yaklaşıyor. Yazılarla alakalı iki süper sürprizimiz var. Birincisi ikinci dönem yazı notlarımız çıktı. Hem birinci hem ikinci yazılı için tüm dersleri harika bir şekilde çalışıyorsunuz. Arkasındaki etiketi kazdığınızda ortak sınav denemelerine ulaşıyorsunuz. Yine aynı şekilde yazılı denemelerimiz hazır arkadaşlar. Bunlar da yazılardan önce kendinize çok güzel prova yapmanı sağlayacak harika denemeler. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı artık sınav sorularını önceden yayınlıyor. Yazılı provaları veriyor ve yazılar önem kazandı. Biz de güzel bir e kitabı sizlere ulaştırmaya çalıştık. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Vazgeçmiyoruz ve bu 84 günde de bu işi bitiriyoruz. Hadi bakalım.